Doğru bilinen yanlışlara bir bakalım değerli seyirciler. Daha doğrusu bazı şeyler 28 Mayıs seçimleriyle beraber yanlışlandı. Ünlü İngiliz futbolcu Gerry Lineker 80'lerde 90'larda İngiliz futbolunun önemli golcülerindendi. BBC'de de yorumcu bir ara gündeme geldi. Göçmenlere yönelik İngiliz devletinin sert politikalarını eleştirmişti. Onun çok meşhur bir lafı vardı. 1990'ların başında söylemişti. 90 Dünya Kupası'nı Almanya kazandıktan sonra futbol basit bir oyundur. 22 kişi 90 dakika bir topu kovalar ve sonunda hep Almanlar kazanır sözü vardı. Hakikaten de Almanların çok başarılı olduğu dönemlerdi. Almanya zaten yarı yarı final ya final oynuyor genelde. Türkiye'de seçimler çok sayıda adayın yarıştı ve sonunda 21 yıldır Erdoğan'ın kazandığı bir oyundura dönüştü. Değerli izleyiciler, Erdoğan politik zaferlerine bir yenisini daha ekledi ve 2028 yılına kadar görevde. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kullandı. Tamam inşallah sloganını 28 yıl sonra raftan indirdi ve 2023 yılı sonunda yeniden tedavüle sokan Erdoğan siyasi kariyerinde sadece Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olduğu 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti adayı Hüseyin Aslan'a yenilmişti. Orada yenildi. 91'de Milletvekili seçildi ama o zamanki sistem gereği seçilemediğini söyleyelim. Yani bir tek başarısızlığı varsa 89'daki yenilgisidir. 2019 geriye seçimlerinde İstanbul ve Ankara yı yıllar sonra muhalefete kaptırdı. Erdoğan bu seçimde iki tartışmalı başlığı bir yana noktaya koymuşa benziyor. Bir, ekonomideki endişe verici gidişata rağmen yerini koruyamaz ve kaybeder. Boş tencere götürür deniyordu. Bu tutmadı. İki, sayısız kez sınanıp doğrulanan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de alır hipotezinin bu seçimle birlikte artık çürümesi. 2019'da muhalefet İstanbul'u aldı, Meclisi AK Parti aldı. Yine bu seçimlerde de Kemal Bey birinci çıktı ama yine milletvekilliğinde AK Parti birinci ama CHP Türkiye'yi alamadı. Yani boş tencere götürür, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, çürümüş oldu. Ve bu arada Erdoğan hemen 2024 genel seçimleri içinde teşkilatlarına hazır olun dedi. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demişti. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye 100 yılın kapısını açtı. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimizi anlıyorsunuz dedi. Balkon değişti. Balkonda konuşan kişi değişmedi. Kimi siyasi analistlerin yorumuna göre Balkan konuşmasını partiden külliye taşımak Erdoğan'ın 3. Cumhurbaşkanlığı döneminde değiştirebileceği politikalara işaret edebilir. Kimileri ise balkon tercihinin partisinden geniş çaplı değişimlere hazırlık olabileceğini söylüyor değerli izleyiciler. Erdoğan kırsalın büyük kentlere kadar zorlanmadığını herkesten iyi okudu. Çarşı pazarda fiyatın alıp başını gitmesi, ürünün tarladan sofraya taşınırken geçirdiği büyük değişimin iktidarı değiştirmedi. Milliyetçilik üzerinden doğru işletilen siyaset enstrümanı öne çıktı. Erdoğan HDP PKK meselesini muhalefet de orada çok açık verdi. iyi kullandı. Muhalefet de PKK'yı HDP eleştiremedi bu dönemde ve Erdoğan büyük bir zafere daha imza attı. CHP yenildi.